Açıkça devam ediyor sayın seyirciler. Salim Şen'le birlikteyiz. Tuğba Torun'la birlikteyiz. Seren Servin Korkmaz'la birlikteyiz. Ve Can Selçuk ile birlikteyiz. Tabii ki sizler de görüşlerinizi, yorumlarınızı bize iletiyorsunuz. Birinci bölümde Cübbeli'nin ortaya attığı bazı selefi tarikatların silahlandığı iddiası ve buradan bir iç savaş bile çıkabileceğine ilişkin tüylerimizi diken diken eden o iddiayı konuştuk. Ve bir duyarlılık yaratmayız, bir farkındalık yaratmayız. Hani birilerinin harekete geçmeye niyeti yoksa bile hiç olmazsa bir oluşacak kamuoyu baskısıyla harekete geçmek dur. Çünkü habercilik de böyle bir şeydir sonuçta, habercinin nihai amacı budur. Siyasi elitler üzerinde kamuoyu baskısı yaratarak birilerinin harekete geçmesi ve belki de toplumsal olarak biraz daha reform yönünde biraz daha iyi bir adım atılması. İzleyicilerimiz diyor ki Günhan Cem Altınay, farkındalığı artırdığınız için çok teşekkür ederim. Durum gerçekten korkunç diyor. Ülkemizin ikbali için korkuyorum diyor. Ondan sonra Süleyman Şahin diyor ki Atatürk'ün emperyalizm ve işbirlikçi saltanata karşı halka güvendiği, ondan sonra Mustafa Kemal'in vurgularını hatırlatıyor bize. Muzaffer Sipahi diyor ki eskiden bu gibi durumlarda savcılar hemen gereğini yapardı. Selamlar, saygılar diyor. Vallahi açıkçası bekliyoruz. Buradaki hukukçu konuklarımız da bunu bekliyor. Şimdi hukuki açıdan konuşacağımız bir başka konu da içinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olduğu bir konu. İçinde efendim görevden alınan vali yardımcıları ve kaymakamların olduğu bir konu. Bunların FETÖ'cü olduğuna dair bir iddia. Buna karşılık da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun belli gazetecileri hedef alması, hatta Barış Terkoğlu'na berduş demesi. Barış Terkoğlu'na berduş dedi Süleyman Soylu. Şimdi bir bakan bir tarafta, bir tarafta bir gazeteci ve bu nasıl bir söylem, bunları ele alacağız. Ama gelin bizim yine toplum menfaati açısından çok önem verdiğimiz bir konu nedir o? Hala devlet içerisinde cemaat yapılanmaları var mı? Hatta FETÖ hala yapılanıyor mu? Bu konuda konuklarım da hatırlayacaklardır, stüdyo konuklarım. Hatta Salim Şen'in şöyle bir özelliği var sayın seyirciler. Salim Şen ana akımda yakın tarihimizde çok büyük iki iftiranın gelmesinin ateşleyicisi olan isimdir. Yani buna niyeti var mıydı? Böyle bir itiraf geleceğini biliyor muydu, bilmiyor muydu ama bir şekilde Salim Bey o anlarda siz hep vardınız ve biz Haber Aktif'te hep sizinle bu konuda görüşlerinizi aldık, yayınlarınızı yaptık. Şimdi bu da yine bir televizyon yayınında olmuştu. Mehmet Metiner ile Süleyman Soylu arasında bir kavga çıkmıştı. Evet. Bir izleyelim, hatırlayalım. Bizim abi dediğimiz insanlar. Şu an sizin yaptığınız da basın üzerinden konuşmak, Sayın Bakanım. Eksiksiz olan Cenab-ı Allah'tır. Bizim de 50 tane, yürürken 50 tane eksikliğimiz var. Ama ben bunu kabul etmem. Kabul etmiyorum. Peki. Söyleyeceğim. Müsaade eder misiniz? Ya ben müsaade falan etmiyorum. Söyleyeceğinizi söylediniz zaten. Sayın Bakanım. Oradan söylemeye devam edersiniz. Aynı sizden müsaade istemiyorum Sayın Bakanım. Siz müsaade merci değilsiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Peki. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, teşekkür ediyoruz. Sayın Hanım. Yayına katıldığınız için. Buyurun Mehmet Bey. Sayın Bakanımızla kamuoyu karşısında tartışmak istemem. Evet. En az onun kadar AK Partiliyim. O hükümetimizin bir bakanıdır. O hükümet benim de hükümetim. Hiçbir şekilde hükümetimizi yıpratacak söz ve davranışlar içinde bugüne kadar olmadım. Bundan sonra da olmam. Benim sözlerim üzerine bağlanmasını ben de teessüfle karşıladım. Ben sadece silahlı bürokrasi içerisinde her iki bakanlığımızdaki yetkililerin de çok daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledim. Elbette ki isimler olabilir, bunları paylaşabiliriz. Ama ben İçişleri Bakanlığı'nda FETÖ'cüler atandı diye bir ifade kullanmadım. Bunu diyebilecek kadar da kendi partisine, kendi hükümetine hasmane davranan bir insan değilim. Evet. Efendim canlı yayınlarda böyle şeyler oluyor ve bunu izlerken yönetmenim de kulaklıktan bana dedi, bakar mısın dedi, bu tartışma patlak verdiğinde nasıl stüdyo buz kesmiş dedi, o yayının stüdyosunda. Evet, gerçekten, çünkü herkes aman diyor, ne oluyor yahu, Mehmet Metiner'le nasıl Süleyman Soylu birbirine mi girecek ya, bu neyin çelişkisidir vesaire, şu bu. Şimdi ne olduysa bu olaydan bir süre sonra, yani işte bu hafta
işte 50'ye yakın vali yardımcısı ve kaymakam görevden alındı. Ve bu kamuoyuna ve medyaya işte FETÖ'cü oldukları şüphesiyle diye yansıdı. Süleyman Soylu en az 3-4 gün yanlış hatırlamıyorsam sessiz kaldı. Sessiz kaldı. Ondan sonra ancak bir açıklama yaptı. O açıklama da hazır değil mi yönetmenim? Tamam, onu da izleyelim. Bakın Süleyman Soylu ne dedi. Saniye yok, yaptığınız yanlışı düzelteceğiz. Yani esas sizi açıklamak lazım, açık söyleyeyim ya. Yani bu cümlelerden onu nasıl çıkartıyorsunuz onu hala anlayabilmiş değilim. Yani bir kaymakamlık eğitimi veriyoruz ama bir de gazetecilik eğitimi vermemiz gerekecek herhalde. Yani. Beni bağışlayın. Metnim açık. Metinde ne yazdığı da belli. İsterseniz metni tekrar okuyayım. Okuyayım mı? Sayın Bakanım biraz daha geriye alabilir miyiz? Sizin istediğinizi yapıyoruz ama siz kendi haberleri istediğiniz gibi veriyorsunuz yani. Yani haber dizayn etmenizi ve haber ortaya koymanızı şiddetle eleştiriyorum ve yanlış buluyorum arkadaşlar. Son günlerde gündeme gelen bir konuyla ilgili olarak da kamuoyumuzu bilgilendirmek isterim. Kısa bir süre önce 4 Eylül tarihinde 58 Mülki İdare Amiri FETÖ soruşturmaları çerçevesinde açığa alındı. Burada ne yazıyor arkadaşlar? Evet, şimdi yani bunların yeni kaymakam olmadığına vurgu yaptı. O zaman da yani Süleyman Soylu kendi önceki dönemdeki görevlileri mi o zaman şey yapıyor? Ama bir devamlılık yok mudur bu işlerde? FETÖ'cü şeylerini henüz o konuda bir şey belli değil dedi. O soruşturmalar sonucu ortaya çıkacak falan filan göreceğiz. Ama bir şeyler kaynıyor sayın seyirciler. Bir şeyler kaynıyor. Bakın Süleyman Soylu Barış Terkoğlu'na berduş dedi. Çünkü Barış Terkoğlu bir yazı yazdı. İşte ben ihanet ediyorumdur diyen bakandı yazısının başlığı. Çünkü Soylu'nun öyle bir ifadesi vardı o Mehmet Metiner'in çıkışına öfkelendiğinde. Eğer böyle bir şey varsa kendimi hakaret sayarım. O zaman ben ihanet ediyorumdur. Bunun üzerine de şöyle bir şey söyledi Süleyman Soylu. İşte az önce de verdik. Yahudu kaymakamları açığa almışız ama asıl sizi açığa almak lazım. Yani habercilerin haberciliklerini beğenmedi. Dolayısıyla asıl sizi açığa almak lazım dedi. Ama Barış Terkoğlu'nda da berduş dedi. Barış Terkoğlu acaba berduşla ilgili ne söyledi? Şule Aydın'ın yayınında. Ona da bakalım çok kısa bir şekilde. Dışarıdan bir tespit yapıyorum. Dışarıdan bir tanımlama yapıyorum. O yüzden bence Süleyman Soylu'nun dünkü çıkışı kendi partisi içinde yaşanan bir tür kırılmanın, yaşanan bir tür tartışmanın, yaşanan bir tür hizipleşmenin itirafından başka bir şey değil. Ben sadece orada onun öfke nesnesi yapmaya çalışıyor beni. Ben onun öfke nesnesi olmayı da reddediyorum. Dikkat ederseniz asla işte bir tür ağız dalaşına, bir bakanın bir gazeteciye kullanmış olabilir bir takım kelimeler. Bunu doğru bulmadığımı söylüyorum. Bunu da hani en naif dille 6 yaşındaki çocuğum olsa terbiyeli ol derdim diyorum. Bunu söylüyorum ama ben kalkıp da buna aynı dille, aynı üslupla, aynı yaklaşımla yanıt vermem. Ben yine o konuşmayı alırım, biraz önce yaptığım tespitleri yaparım. Doğru olan da budur zaten. Evet. Bir kez daha şunu hatırlatayım. Yayınlarımızda adı geçen herkes ve yanıt hakkı olduğunu düşünen herkes sayın seyirciler istedikleri zaman yayınlarımıza erişebilirler. Bunu yayıncılık görevim gereği hatırlatayım. Çok sık da yapıyoruz zaten bu hatırlatmayı. Şimdi bir tarafta bir bakan, bir tarafta bir gazeteci. Bir gazeteci bir bakanı eleştirebilir. Bir gazeteci bir bakanla ilgili çok sert yazılar yazabilir. Ama hani buna aynı şekilde bir mukabele gerçekleştirdiğinde bir bakan o zaman orantısız bir güç dengesi ortaya çıkıyor. Şimdi yani Süleyman Soylu'nun bu sözlerinden efendim birileri daha da böyle şey yapıp kendisini bir öfkeye kaptırıp Barış Terkoğlu'na bir şey olursa ne olacak? Barış Atay örneğini daha yakın zamanda hatırlıyoruz. Dolayısıyla burada bir şey ama Barış Terkoğlu'nun dikkat çektiği şu. Aslında Süleyman Soylu orada gazetecilere sert çıktı. Bana da berduş dedi ama aslında tepkisi bu son yaşanan vakalarla ilgili iktidar içindeki bir çekişmeye dair. Dolayısıyla bu bölüme Serenam sizinle başlayayım. Böyle bir şey görüyor musunuz iktidar içerisinde? Farklı cepheleşmeler, Soylu grubu, başka bir grup falan. Yani uzun zamandır aslında güncel tartışmalarda
Özellikle bu hani Süleyman Soylu'nun istifa sürecinde de bunları çok tartıştık. İktidar içerisinde bir güç bloğu oluştu. Yani Süleyman Soylu'nun bir kanat olduğu, işte bir taraftan Berat Albayrak kanadı olduğu düşünülüyor. Ama diğer taraftan da yani bu iki güç bloğunun dışında işte daha küreselciler ve daha ulusalcıların olduğu başka bir güç bloğu tartışılıyor. Şimdi birincisi bir Süleyman Soylu odağı var güç olarak. Bir Berat Albayrak odağı var güç olarak. Bir de bir başka sınıflandırma ulusalcılar ve daha küreselciler anlamında. Küreselciler. Evet. Yani biz aslında iktidarın içindeki parçalanmaları tartışıyoruz. Aslında bir siyasal partinin içerisinde de iktidarın içinde de farklı gruplar, farklı güç odakları olabilir. Ama bu tartışmalar artık hani o Barış Terkoğlu'nun da bahsettiği gibi biraz daha hem o iktidar dışındaki odaklarla tartışmalar hem de parti içindeki bu bizim seyrettiğimiz çelişkiler farklı bir şeye işaret ediyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla ortada böyle aşağı doğru giden bir şey var. Freni boşalmış bir kamyon var. Bu kamyon çarpacak. Bütün o denge denetleme mekanizmaları dedik ya az evvel. Yani bir siyasal partinin de kendi içinde denge denetleme mekanizmaları vardır. Bir iktidar kurumunun da vardır. Bunlar o kadar yok oldu ki kişiler var. Kişilerin kendi etrafında oluşturdukları güç odakları var. Dolayısıyla biz tartışırken kişileri tartışıyoruz ve bu kişilerin nasıl güçlendikleri belli tartışmalarda belki bizim hiç bilmediğimiz o arka planlarda kendi ellerini nasıl güçlendirdikleri hikayesi var. Bunun dışında yani yine Süleyman Soylu özelinde değil ama iktidarla beraber güçlenen hem siyasi anlamda hem ticari anlamda güçlenen ağlar var. Yani burada ortada nepotizm dediğimiz hani belki seyircilerimizin anlamasını kolaylaştırmak için ahbap çavuş ilişkileri etrafında dönen bir siyaset var. Bunun ticari kar hikayesi var. Siyasi kar hikayesi var. Dolayısıyla iktidarın içinde bu tarz parçalanmaların ben normal olduğunu ve ilerleyen dönemde bunların daha da güçleneceğini, çeşitleneceğini düşünüyorum. Ama şu an bizim gördüğümüz kadarıyla, çıkarım yaptığımız kadarıyla, belki içeride ne olduğunu bilmiyoruz ama veya çeşitli özellikle Ankara'da biraz kulis bilgisi olan gazetecilerden duyduğumuz kadarıyla Süleyman Soylu daha ayrı bir kanat ve bizim özellikle istifa sürecinde gördüğümüz ardından tekrar Recep Tayyip Erdoğan'ın bu istifayı kabul etmemesinin Süleyman Soylu'nun aslında parti içerisinde ya da kabul etmemek durumunda kalmasının diyelim belki de tabii oradaki hikaye tam olarak ne biz şeffaf bir şekilde görmüyoruz. Çünkü ama sosyal medyada da taraftarları var bu grupların yani Süleyman müthiş bir Soylu'nun, şey oluşturuyorlar baskı. Hani bir Soylu grubu var. Soylu'yu destekleyen bir grup var. Ve Soylu anladığım kadarıyla hem kendini destekleyenlerle hem de o iktidarın içerisinde kurduğu kendi karizmatik figürüyle muhtemelen bir şey ayrı bir blok oluşturdu ve ondan dolayı da kendini güçlü hissediyor. Ama işte bizim bu basına yansımalarını ama gördüğümüz. Ama mesela şu anda konuştuğumuz konular gibi durumlarda da sarsılıyor mu sizce konumu? Yani işte Mehmet İner'le girdiği yakın bir tartışmadan bir süre sonra bu kez de bir FETÖ'cü olduğu şüphesiyle gerçekleştirilen bir operasyon her ne kadar o hayır yalan diyorsa da kamuoyuna böyle yansıdı. Yani Gökmen Bey konumunu sarsıyor mu Süleyman? Yani şunu söylüyorum mesele kişiler arası diyaloglara kişiler arası çatışmalara döndüğü için her türlü dalgalanma kişilerin pozisyonunu sarsabilir. O kişilerin alabileceği her türlü manevra alanı da o kişileri ertesi gün iktidar içerisinde güçlendirebilir. Yani ortada sağlıklı parti içi denge denetleme mekanizmaları yok. Yani o yüzden kişiler böyle bir çeşit şey gibi yani hani sokakta çocuklar kavga eder ve onlar işte biri daha fiziken güçlüdür. Ertesi gün biri hile yapar o öne geçer. Yani biz burada sağlıklı bir siyasal sistem tartışmıyoruz. Sağlıklı bir devlet yönetimi tartışmıyoruz. Kim güçlü kim değil kim kime alaşağı edecek bunu tartışıyoruz. Bu hikayede bir de başka bir şey var. Siz ifade ettiniz. Yani basın ve ifade özgürlüğü yok. İşini yapmak isteyen gazeteciler hedef gösterilebiliyorlar. Ve bugün onlar işlerini iyi yapamıyorlar. Asıl onları açığa almak lazım dedi. Evet. Asıl sizi açığa almak bir lazım de dedi. Bence şu var yani nezaket en sert eleştiriler bile o nezaket çerçevesinde yapılmalı. Bugün iktidar kanadından Türkiye'nin gördüğü şey sadece tehditvari üsluplar. Yani bu şekilde ne tartışmaları yürütmek sağlıklı ne de halkın kamunun haber almasını
sağlamak mantıklı. Peki. Oysa konu iddia bir kez daha çok önemli. Yani bunca şey yaşanmış olmasına rağmen hala İçişleri bürokrasisinde başka bir yerlerde hala yahu FETÖ'cüler mi atanıyor? Yani iddia olarak söylüyorum bunu. Bunu iddia olarak söylüyorum. Göreceğiz. Çok vahim bir şey değil mi Salim Bey böyle bir şey varsa yani? Çünkü yani diyorlar ki işte bu soruşturma sonucunda tam olarak netleşecek ama görevden alındı 50'ye yakın ve bir operasyon yakında gelecek bir operasyonla 200 şey vali yardımcısı ya da kaymakam hakkında da benzer bir operasyon yapacağına dair bir iddia var. Yani şimdi burada çok tuhaf bir durumla da karşı karşıyayız. Sayın Bakan'ın açıklamalarını dikkate alarak söylüyorum. Yani işte bunların FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındığı önce söyleniyor. İşte bakan bunu reddediyor. Daha sonraki açıklamalarında tevilli bir kabulü var. İşte diyor ki bunların hakkında daha önce soruşturmalar açılmıştı. Takipsizlik kararı verildi ama şimdi yeni deliller, yeni bulgular ortaya çıktı. Açığa almasaydık da ne yapsaydık gibi ama bunların hiçbirisi benim dönemimde de atanmış değil. O hatırlatmayı da yaptı. Yani onu da yapıyor. Yani evet. Yani bunlar diyor ki işte 2010'da, 11'de, 2009'da her neyse geçmişte atanmış vali yardımcıları ve kaymakamlardır diyor. Şimdi biz genel olarak zaten baktığımızda ben buna teflon siyaseti diyorum. Özellikle AK Parti'nin, iktidarın böyle bir teflon siyaseti yürüttüğünü görüyoruz. Nedir bu? Yanmaz. Yani bu benim bir tanımlamam. Teflonu kullanılan da bir şey evet, yani. Teflon gibisiniz teflon derler ya. Şimdi teflonu hiçbir izleyicilerimiz bilir. Özellikle ev hanımları çok iyi bilirler. Teflon tavaları. Efendim ne koyarsanız koyun. Ev erkekleri de gayet. Evet. Çok iyi tabii ki. Evet bilirler. Ne yaparsanız yapın üzerine herhangi bir şey yapışmaz. Tavadan böyle akar gider. Şimdi bizim AK Parti de aynı bu durumda. Ne yaparsa yapsın hiçbir şey odan sorumlu değildir. Hiç üzerinde kalmaz. İşte dönemleri içerisinde ayırabilir. Yani aynı partinin 18 yıllık iktidarı bakanların sorumluluk dönemlerine ayrılabilir. Benim dönemimde ise problem var. Benden bir önceki bakanın döneminde ise ya o benim için problem değil. O başka birisinin sorumluluğunda. O döneme gittiğinizde zaten iktidar bunu hiçbir şekilde FETÖ ile olan ilişkisini biliyorsunuz kabul etmez. Hep kandırıldık hikayesi üzerinden yürür. Başta işaret ettiğiniz işte o gün AK Parti İletişim Medya Başkan Yardımcısı evet. O arkadaşımızın o programdaki itirafına kadar. Yani biz sizin bulunduğunuz. Evet. Biz bu belki de sizin zorlamanızla oluşan evet, FETÖ'cülerle yaptığı işte bu itiraf. Kemalistleri yani bunları birbirlerine kırdırarak 2010'a kadar kendi siyasetimizin önünü açtık. Açıklaması. Ama bunu iktidar yine kabul etmez. Efendim işte 1960'lara gider hatta İsmet İnönü'ye kadar gider sorumluluk. Oralarda bulur. Her konuda böyledir. Şöyle yani Kasım Gülek'ten Kasım Gülek tamam ama 2010'dan konuşunca olmuyor. Tabii. Şimdi efendim işte dolar yükselir onun sorunu değildir. Dış güçlerin adalar işidir. Adalar meselesinde biz adalar, suçlu değiliz Lozan'da bilmem. Aynen öyle. Ya bu adalar silahlandırılmış. İşte bırakın silahlandırmayı. 18 Türk adası işgal edilmiş, ilhak edilmiş. 2004'ten beri adım adım ele geçirilmiş. Bizim ben bunu 5 yıldır yok. Söylüyorum. Sonuçta zamanında bir taş atımlık adaları evet. Almamışlar. Bunları işte İnönü almadı. Bunları CHP zihniyeti yapmadı. Efendim işte faizler işte faiz lobilerinin işidir. Londra'daki yani bir teflon siyaseti her taraf böyle bir egemen olarak yürür gider. Yani ama kendi içerisine baktığımızda aslında oradaki bu koalisyonun, içerideki koalisyonun da çatırdadığını görüyoruz. Zaten filme biraz daha geriden baktığımızda yani 2002 yılında işte AKP'nin kuruluş sürecinden sonra bugün hemen hemen o kuruluş ekibinden, o kadrodan hiç kimsenin hemen hemen kalmadığını görüyoruz. Yani ne işte Abdülatif Şener'ler, Abdullah Güller, ondan sonra Babacan'lar, Davutoğlu, aklınıza gelebilecek bütün kadroların gittiğini. Bunlar giderken bir şey işaret ettiler. Yani şimdi konuşmalarında şunu söylüyorlar. Artık diyorlar AK Parti bir nemalananların birlikteliğine dönüştü. Yani burada inanılmaz bir yolsuzluğa,
kamu kaynaklarının belirli çevrelere çarçur edilmesine, işte malum hep biz biliyoruz yani Türkiye'nin neredeyse 50 milyar dolara yaklaşık projelerinin bugün sadece 5 şirket üzerinden paylaşıldığını, işte ihale yasasının 196 kez o ihaleyi kimin alacağına işaret edilerek adeta ekleriyle gündeme getirildiğini, yani bir... Yani üniversitelerde bazı rektörlerin, bazı dekanların tenezzül ettiği o iğrenç şey, yani akrabalarına, eşlerine, şunlara, bunu adeta adrese teslim akademisyen ilanı açmaları. Evet. Ama yani, adrese teslim ihale yapılması da bu arada... Her şey adrese teslim. Evet. Şimdi bu kadar kamu kaynaklarının dediğim gibi paylaşılmasına, böyle ve nemalanma üzerine bir kurgulanmış siyasete AK Parti artık gark olduktan sonra içeride bir takım çıkar çatışmalarının yaşanmaması zaten Peki. mümkün değil. Tamam. Şimdi bu bir gerçeklik. Hı-hı. Yani şu, biz artık bunu biliyoruz, duyuyoruz, kulislerde her yerde de konuşuluyor. Yani içeride işte bir pelikan oluşumunun partide hakikaten egemen bir duruma yükseldiği, ki bunun işte akraba ilişkileri ile de güçlenerek söz sahibi olunduğu, neredeyse işte Maliye Bakanı damat Berat Albayrak'a bütün partinin aşağı yukarı biat eder hale geldiği. İşte öyle bunu, mi? Yani bu sizin de tespit edebildiğiniz, görebildiğiniz, yani duyabildiğiniz bir manzara. Bu konuda bir iddia geldi. Bir nefes alın. Siz de az önce dediniz ya, o partiye zamanında kadrolarında yer alıp bugün ayrılmış pek çok isim var. Şimdi oradan çıkmış bir de bir parti var, Gelecek Partisi. Ve Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün önemli bir isim. Sizin o dediğiniz Berat Albayrak'la ilgili çok çarpıcı bir sözü olduğu TV5'teki konuşmasında. O bölümü bir ekrana getirelim eğer hazırsa. Berat Albayrak'ın damat olarak bakan olması, milletvekili olması siyasetin kurallarına aykırıysa, gelinen noktada artık Berat Albayrak'ın o makamlardan alınması aile ilişkilerinin doğasına aykırı. Artık bu işler devlet yönetmekten çıkmış, devleti bir aile şirketi şeklinde yönettikleri için etle tırnak haline geçmişler. Ben bir yerde de söylemiştim. Burada Berat Albayrak'ın alınmasının büyük maliyetleri var. Nedir? Aileye büyük maliyetleri var. Şimdi bir an olsun akşama, yani bunu aldığını düşünelim Sayın Cumhurbaşkanı. Alamaz ama. Gidecek eve. Kızına laf atması lazım. Toruna laf atması lazım. Eşine, yani Berat Albayrak'ın kayınvalidesine laf atması lazım. Bunlar bir ailede olamayacak konular artık. O bakımdan hiç kimse böyle bir beklenti içerisine girmesin. Zaten adım adım da biz şunu görmüştük. Yani Berat Albayrak milletvekili yapıldığında bir yerlere hazırlandığını hissetmiştik, görmüştük. Biz o zaman itirazımızı içeride yapmıştık. İşte bu açıklamayla ilgili haberler internet sitelerine, medyaya, kamuoyuna, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bir kişi hariç herkesin biat ettiği kişi kim? O da Berat Albayrak. Yani çok net. Evet, bir kişi hariç denilen de Süleyman Soylu hariç herkesin biat ettiği kişi. Şimdi konuklarım zaman zaman siyasal eleştirel bir söylem tuturmak için damat bakan dediklerinde, ben sadece bir yayıncı olarak hatırlatıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Ama eleştiri hakkını kimsenin elinden almıyoruz. Ama bakan damat mı? Evet, damat. Şimdi burada Ayhan Sefer Üstün de buna vurgu yapıyor. Yani artık bir kez damat bakan olduysa artık bir aile şirketi modeline dönmüşsünüzdür. Ve artık hani bir bakan ne olur, görevini yapamasa ne yapılması lazım? Görevden alınması lazım. Artık böyle bir şansı olmadığını belirtiyor Ayhan Sefer Üstün. Tuban, birazdan size geleceğim ama bir Can Selçuk'un de... Peki, tamam. Can Bey'e birazdan söz vereceğim. Can Bey, siz evet hazırlanın yapacağınız konuşmayla ilgili. Ben Tuba Hanım'ı dinliyorum. Ne diyorsunuz Tuba Hanım? Gidiyoruz galiba. Öncelikle yani hakikaten koca Türkiye Cumhuriyeti olarak tutup işte bugün siyasi iktidarın akrabalık ilişkileri üzerinden
görevini layıkıyla yapamamasının sonuçlarını, nasıl o görevden alınamayacağını falan konuşur hale geldi. Bu hakikaten utanç verici. Ama bir önceki kısma bağlayacak olursak Barış Terkoğlu konuşmasında dedi Süleyman ya, Soylu'nun evet, Barış Terkoğlu'da. Aslında dedi burada dikkat çekici nokta Süleyman Soylu'nun işte Berat Albayrak, yani o partideki ikiye bölünme noktası. Yani Süleyman Soylu'ya olan tepki, o yarılma. Ve orada Süleyman Soylu'nun bir sözü var. Diyor ki bu olay üzerine açıklama yapınca 58 kaymakamın alınması üzerine, sahte kahramanlık yapanlardan bıktım bu konu üzerinden gibi bir cümle kuruyor. Bu konu üzerinden sahte kahramanlık yapanlardan da bıktım diyor. Kaymakamlık, görevden alınan kaymakam konusu üzerine bir açıklamasında bir cümlesinde diyor ki sahte kahramanlık yapanlardan da bıktım gibi bir cümlesi var. Buradaki kastının Terkoğlu da oraya işaret etmiş. Benim de dikkatimi çekmişti. Buradaki parti içindeki, AK Parti içerisindeki ayrılıklar olabileceğini, bu sahte kahramanların... Metin Er'e işaret ediyordu. Evet, ya işte Berat Albayrak ya da Metin Er gibi evet, kişilerin olabileceğini belirtmişti. Şimdi burada zaten artık alenen kamuya yapılan açıklamalarda bile bu ayrılığın, bölünmenin dile getirildiğini, laf çarpıtıldığını birbirlerine görüyoruz. Tamam, tekrar şimdi hatırlatalım. Soylu'nun o açıklamasında aynı zamanda bu meselenin sahte kahramanlarca sömürülmesinden de ayrıca bıktım demesi Metin Er'e bir mesaj olabilir. Çünkü az önce verdik. Evet. Hikaye orada başladı. Evet, Mehmet Metin Er'le Soylu arasında bir canlı yayında tartışma. Ve tartışma o kadar ilginç ki şu boyutlara ulaştı ya, izledik az önce. Müsaade eder misiniz diyor Mehmet Metin Er. Süleyman Soylu kendisinden müsaade istendiğini zannediyor. Etmiyorum diyor. Ben söyleyeceğimi söyledim diyor. Mehmet Metin Er şu cesareti gösteriyor yayında. Sizden müsaade isteyen kim ya diyor. Evet, evet. Ben moderatörden müsaade istiyorum diyor. Şimdi normalde alışık olduğumuz şeyler değil. Evet. Canlı yayında gördüğümüz hikayeler. Şimdi devam edersek mesela bazı araştırmalar var. Ya bir kez Süleyman Soylu çok öfkeli. Yani fark artık öfkesi zıvanadan çıktı. Yani Terkoğlu'nun öfkesinin objesi olmayacağım dediği çok doğru. Yani herkese hedef gösteriyor. Barış Atay tweet atmış Terkoğlu'na, onu dikkat et kendine diye. Çünkü işte evet, o kendisinin başına gelenleri biliyoruz. Ya hedef gösteriyor insanın muhalifleri, kendi içerisindeki bölünmelerde de aşırı, işte gazetecileri azarlaması mesela. Hakikaten bir devlet adamı, ki toplumsal cinsiyete göre bu ibareyi de bence düzeltmeliyiz. Devlet insanı. Ondan sonra devlet insanı, bir bürokratın bu şekilde konuşması hakikaten kabul edilebilir bir şey değil. Yani herhangi bir yurttaşın, herhangi bir insanın öfkelenmesiyle koskoca İçişleri Bakanı'nın öfkelenmesi aynı şey değildir. Çok daha büyük bir etki yaratıyor. Yani orada bir saygısı olması lazım, bir ağırlığı olması, bir ciddiyeti olması lazım. Önüne geleni böyle berduş diyor, azarlıyor falan filan. Şimdi araştırmalara bakınca aslında AK Parti içerisinde Soylu'nun çok daha fazla gelecekteki lider olarak biz araştırma görüldüğü katkısını Can Selçuk'dan bekliyoruz. Tuğba Torun'dan geldi araştırma. Ben not aldım. Mesela Metropol Araştırma Şirketi'nde %17 oranında insan Soylu lider olabilir demiş. Metropol'ün mesela araştırmasında. Evet. Albayrak için %8 diyor. Tamam. Artı bir araştırmada 13 diyor. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. Şimdi şeyi hatırlatayım. Sayın seyirciler, araştırma sonuçları açıklanırken araştırmanın künyesini de bildirmekle yükümlüyüz ama şimdi böyle hazırlıksız oldu. Tuğba Hanım'ın sözünü ettiği araştırma, ben künyesini de bilmiyorum. Yani ilgili otoritelerin affına sığınırız deyip devam edelim. Evet, bu haberde okuduğum kadarıyla böyle. Yani diyeceğim o ki Soylu'nun daha fazla lider, gelecekteki lider olabileceği görülüyor. Halk tarafından da, insanlar tarafından da. Kendine ait bir kitlesi de var ama Albayrak'a baktığınızda aslında gücünü tabii ki aileden aldığını görüyorsunuz. Şimdi burada çok ciddi bir çarpışma var. Seren Hanım da bahsetti. Özellikle o sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde, son anda ilan edildiğinde oradaki tepkiler, orada işte Pelikancı bir ekibin Soylu'nun istifasına karşı çıkan, hani Soylu'ya arka çıkan ekibi tek tek not ettik hepinizi demesi. Yani burada büyük bir mücadele, büyük bir mücadele demeyelim ona, savaş yani bu aslında. O yüzden güç mücadelesi yani. Feci hem de. Yani bu tabii yine ülkenin başına patlar bizim korkumuz. Yani en kısa vakitte, en tez zamanda birbirlerini bir şekilde saf dışı bırakmaya çalışacaklarını apaçık görüyoruz. Ve bunu ne şekilde yapacaklar? Acaba nasıl bir tırnak içinde düzenek üzerinden yapacaklar? Bu düzeneğin halka maliyeti ne olacak? Bizim
Asıl kaygımız bu olabilir. Yoksa kendi içlerindeki savaşlar bizi çok da alakadar etmez. Ama artık bu kamu düzenine ciddi anlamda sirayet eden bir noktaya geldi. Ve görüyorsunuz işte o öfke herkese yansıyor. Şimdi çık Selim Bey. Ya bu öfke aslında sistemli olarak yürütülen bir politikanın şeyi, tezahürü. Yani biz biliyoruz ki AK Parti aslında korkutarak, sindirerek, bastırarak, tehdit ederek yönetiyor. Güç göstererek. Evet, güç üzerinden yönetiyor. Güç üzerinden iktidar devşiriyor. Bunun için hukuku kullanıyor. Bunun için yargıyı kullanıyor. Siyasallaştırdığı yargı eliyle muhalifleri susturmaya çalışıyor. Terörize ederek kamplaştırıyor. Kriminalize ederek ötekileştiriyor. Ve muhalifler üzerinde böyle bir baskı kurmaya çalışıyor. Şimdi bir gazeteciye berduş tanımlaması yapıp gazetecinin sadece gazetecilik yapmasından kaynaklanan o açıklamalarını bu söylediğiniz gibi böyle bir öfkeyle, hakaretle, tehditle baskılamaya çalışması bunun bir sonucu. Şimdi açığa almaktan bahsediyor. Kimi açığa almaktan bahsediyor? Gazetecileri. Sizi açığa almalıyız önce diyor. Aslında yapmaya çalıştığı ve uygulaya geldikleri bir şeyi söylüyor orada. Aslında bir hayal değil söylediği. Açığa almıyorlar mı? Evet. Yani istemedikleri kararı veren hakimler o gece açığa almıyor. İstemedikleri kararları verenler görevden el çektiriliyor. Ya bir Merkez Bankası Başkanı, bağımsız kurumun başkanı bile işte laf dinlemiyor diye gönderiliyor. Ya o söylediğiniz berduş dediğiniz gazeteci son 10 yıl içerisinde iki kere benzer uygulamalarla, benzer tehditlerle ya benzer da hukuksuz taktiklerle. Bir şekilde bu taktiklerle susturularak cezaevine konmuş, hayatından yaklaşık 2 sene çalınmış, her ikisinde de dönülüp affedersin bir suçun yokmuş denilen bir kişi. 10 sene önce de aynı şeyi yaşadı. İşte dün 3 gün önce de bütün suçlamalarından Barış Terkoğlu beraat ettirildi. İçeride yattığı süre yanına kar sayıldı. Şimdi böyle bir kişiden bahsediyorsunuz ve hala onu tehdit ediyorsunuz. Hala susturmaya çalışıyorsunuz. Hala hakaret ediyorsunuz. Yani el insaf. Yani el insaf böyle bir devlet yönetilemez. Yani böyle bir yönetim ila nihayet sürdürülemez. Bu nereye kadar gider? Nereye kadar bu enerji birikimi, nereye kadar bu basınç absorbe edilebilir? Peki. Şimdi her önünüze gelen iş yap. Yani onu kontrol altına alayım. Bunu kontrol altına alayım. Basın diyor ki kendi istediğiniz gibi diyor haber veriyorsunuz diyor. Nasıl verecekti? Nasıl verecekti? Yani basın özgürlüğü budur zaten. Her basın mensubu kendi algıladığı gibi kendi yorumuyla haberi haberleştirir. Bir kendi editoryal bakışı tabii ve ki, perspektifini tabii değerlendirir. Ki. Şimdi o söylemek istediği şu aslında Sayın Bakan'ın. Her haber önce devletin ilgili kademelerine getirilir. Yani bir parti devletine yine işaret ediyor. Haber bizden geçirilir. Biz onay veririz. Ne şekilde verileceğine biz karar veririz. Ondan sonra yayınlarsınız. Uymayan da açığa alırız. Bunu işte eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü bir programda söylemedi mi? Ya bu konuşul. Herkes dedi, önce dedi, bütün gazeteler dedi, bize gönderiyorlardı dedi. Ertesi günkü manşetlerini dedi. Onaylıyorduk, ona göre yayınlanıyordu. Yani bunlar aslında sürgüt uygulanan sistemli bir siyasetin ve politikanın itirafları. Yoksa yeni bir şey değil. Hakikaten de böyle olmasını istiyorlar. Peki, şimdi normalde gazetecilerin yaptıkları işlerin sonuçlarından biri güç çevrelerinin rahatsız olmasıdır. İktidar çevreleri. İki tane görevi vardır. Evet. Yani gelişmiş demokrasilerde dördüncü kuvvettir medya, özgür medya. Bana göre iki tane görev vardır. Bir, anayasal yine bir vatandaşlık hakkı olan hepimizin bilgi edinme, haber alma haklarımızı sağlayan, yani bize haber veren, ne olup bittiğini öğrenmemizi sağlayan bir görevi vardır. Ama bundan bence daha önemlisi yine gelişmiş bir demokraside en önemli denetleme mekanizmasıdır. Kamu otoritelerinin yani elinde kamu gücünü her an kötüye kullanmaya hazır. Her an bunu muhaliflerinin başkalarının aleyhinde kullanarak hukuk dışına çıkma ihtimali bulunan o kamu otoritesini, gücü denetleyerek, yani onu yasama, gücünü yürütme, sınırlandırarak yargı, bir vazife, bir görev görür.
yasama, yürütme, yargı, bunlar zaten kanunla, anayasayla temel alan kurumlar. Bir dördüncü kuvvet benzetmesiyle medyanın mutlaka bütün bu erkleri kamunun menfaati adına denetlemesi, gözlüğünü yapması, bir baskı grubu oluşturmasıdır. İktidarların şimdi, üzerinde ya bak gazeteciler, şimdi bunu filmlerde falan görüyoruz yani. Amerika'da bunu filmlerde görüyoruz zaten. Evet evet, yani ne diyorlar ya, bunu aman bir işte basın bunu haber alırsa, bir haber yapılırsa, kamuoyu bunu öğrenirse şöyle olur böyle olur. Niye? Hukuk devletinde, çünkü onu şey yapamazsınız, kapatamazsınız. Onun karşılığı sizden sorulur. Filmlere gitmeye gerek yok. Bakın bu hafta Amerika'da çok büyük bir olay oldu. Biliyorsunuz ünlü bir gazeteci Başkan Trump'la Şubat ayında kitabı için yaptığı mülakatta, o sırada Trump'ın kamuoyu önünde reddetmesine rağmen gazeteciye verdiği mülakatta, kitabı için verdiği mülakatta aslında koronavirüsün solunum yoluyla, hava yoluyla taşınabildiğini, o vakit Trump'ın bildiği, bunun ne kadar ciddi bir şey olduğunun da idrakında olduğuna dair Trump'ın ağzından bir takım konuşma, yani Trump böyle bir takım açıklamalar yapmış. Gazeteci bunu bu hafta içerisinde açıkladı işte. Tam da budur aslında ne kadar önemli basının görevi. Çünkü şimdi hadi bakalım Amerikan Başkanı topluma hesap versin. Niye Şubat ayında sen çıkıp millete böyle böyle dedin, madem bunun gerçeğini biliyordun diye. İşte denetleme görevi de budur. Kamu özel ya, filmlere gitmeye gerek yok, olan yerde oluyor, onu demek istiyorum. Kamu özel işbirliği şu şeyleri, işte köprüler, şehir hastaneleri vesaire vesaire, bunlara ilişkin yapılan sözleşmeler değil mi? Hiçbirimizin haberi yok. Hiçbirimizin, yani vatandaşların haberi yok. Bunlar kaç paraya verildi? Ne kadar bir maliyeti var, torunlarımıza kadar gidecek bu maliyet nasıl karşılanacak vesaire. Ya bunu öğrenmenin, bunu engellemenin tek yolu özgür bir basının, araştırmacı gazetecilerin bunu deşifre etmeleridir, öyle değil mi? İşte zaten Çiğdem Toker sık sık Çiğdem yazıyor, Toker öğreniyoruz. Evet. Başka ya bütün bunları, bir takım isimler. Evet, Duran tamam. Bülbül var mesela, çok net bir şekilde bunların hesaplamalarını, kamunun ne kadar zarara uğradığını ortaya, belki bu ısrarlı haberler ve araştırmalar üzerine, şimdi biliyorsunuz yeni yapılacak hastanelerde, şehir hastanelerinde bakanlık şeyden vazgeçti. Bu kamu özel işbirliği uygulamalarından vazgeçti. Peki. Kendisi şimdi, ihale ediyor şimdi. Bütün tamam. Bunları konuşurken bir Sayıştay raporlarını da büyük bir titizlikle inceleyip kamunun istifadesine sunan ve büyük bir memnuniyette tahliye haberi gelen Murat Ağareli de almadan geçemeyeceğim sevgili yani dostum. Yani şunu ben orada şu ya açıdan hepsi araya bunları, girdim. Bu gazetecilerin hepsi bu haberleri verip bunları zaten araştırdıkları için. Aman bunlar 3-5 berduş yahu. Bunlar 3-5 berduş bunlar Salim şimdi buradan, Bey. Buradan, bunlar berduş. Hüseyin Bey, buradan şeye geliyoruz. Şimdi, düşman ceza hukukuna kadar gideriz. Evet. Bu ülkede uygulanan düşman hukukuna gider. Çünkü bunlar düşman. Çünkü bunlar düşman. Berduş sözcüğü bunlar de, varlıkları itibariyle tehlikeliler. Hangi sahikle kullanıyor, tercih ediyor açıkçası bilmiyorum. Şimdi Salim Hocam çok güzel anlattı. Profesör Haluk Şahin'in kitabında, soruşturmacı habercilik kitabında da çok güzel anlattığı unsuruyla da ben hatırlatayım. Yani habercilik dediğiniz işlevlere sahiptir. Bir başka önemli işlevi de kamu tarafından, kamunun bilmesini istenmeyen ama kamunun bilmesinde de çok güçlü bir şekilde fayda olan unsurları egemen çevrelerin bir şekilde oradan elde ederek ortaya sermektir. Bakın kamunun bilmesinde fayda olan ama kamunun bilmesi istenmeyen. Üstelik de bu egemen çevreler sadece iktidarda değil. Bu egemen çevreler yeri gelir muhalif çevreler olur. Bu egemen çevreler yeri gelir şirketler olur vesaire. Çok canlı bir örnek. Buyurun. Yani çok ilgilerini de çekecektir belki. Bir ay kadar evvel değil mi, daha olmadı bile, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir ilaç firması Türkiye'de Sağlık Bakanlığı yetkililerine rüşvet verdiğini açıkladı. Nerede açıkladı? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir yargılamada. Ve o şirket bu rüşveti kabul edip anlaşma yaparak bir para cezasıyla kurtuldu. Bir para cezasıyla yargılamaları bitti. Ama bir mahkeme kararı ile sabit hale geldi ki Türkiye'de Sağlık Bakanlığı yetkililerin bu ilaç firması üzerinden rüşvet verilmiş. Şimdi ülkede işte sağlıklı bir özgür basının olması hepimiz açısından bu anlamda çok önemli hale geliyor. Bu Sağlık Bakanlığı yetkilileri kimdi? Bunlar hala deşifre edilmiş değil. Evet.
Hala bu konuda bir soruşturma açılmış. Ve sanki bu Amerika'nın bir iç meselesi evet, gibi. Hala bunun üzerine yatılıyor. Peki. Dolayısıyla işte tam da böyle gazeteciliğe çok ihtiyaç duyduğumuz dönemdeysek Barış Terkoğlu'lar, efendim Barış Pehlivan'lar, Müyesser Yıldız'lar bu isimler çok önemli. Çünkü yazarsanız bu isimler özellikle bu konularda uzmanlaşan isimler ve onlara yönelik bir berduş. Fakat iletişim başkanı Fahrettin Altun bir tweet yayımladı ve Fransa'ya gazetecilik dersi verdi. Dedi ki ey Macron dedi, sen galiba dedi gazetecilerin yaptıkları haberlerle iktidarları hiçbir şekilde rahatsız etmeyeceği bir düzen özlüyorsun. Oysa gazetecilik böyle bir şey değil. Demek ki Fahrettin Altun gazeteciliğin nasıl bir şey olduğunu biliyor. Fahrettin Altun gazeteciliğin yapılan haberlerle bir takım iktidar çevrelerinin rahatsız edildiğini biliyor. Gayet iyi biliyor. Zaten sonuçta bu işin alanında da okumuş etmiş, araştırma yapmış birisi, bir yayınları var vesaire. Şimdi... Can Bey, sizin yorumunuzu aldım bu konuda, kusura bakmayın, ben bu gazetecilik olduğu için tamam, sizinle devam edecek şey, mikrofonunuzda bir sorun vardı, onu hallettik, buyurun, sizinle devam ediyoruz. Şöyle, şimdi araştırmalardan bahis açıldı, ben de son yaptığımız araştırmadan bir referans vermek isterim. Her ay başında ve her ay ortasında iki tane araştırma yapıyoruz Türkiye çapında, 1500 kişiyle bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle yaptığımız araştırmalar. Bu katı yöntemi denilen. Katı yöntemi, katı 1500 yöntemi kişi. İşte künye bu. Bu künye açıklayınca biz rahatlıyoruz. Şey finansmanı olarak da tamamen bizim kendi kaynaklarımızla yaptığımız. Sonuçlarını da kamuoyuyla Türkiye.com adresine paylaştığımız araştırmalarımız var. Tamam. Şimdi her ayın başında siyasi partilerin oy oranını ve siyasetçilerin başarı puanını ölçüyoruz, soruyoruz topluma. Şimdi orada ortaya çıkan çok net bir sonuç var. AK Parti içerisinde en başarılı bulunan siyasetçi tabii ki Sayın Erdoğan. Fakat ondan sonra ikinci en başarılı bulunan siyasetçi Sayın Süleyman Soylu. Sayın Berat Albayrak pek bu sıralamalarda yok. Şimdi bu neyi gösteriyor bize? Sayın Süleyman Soylu da Sayın Berat Albayrak da AK Parti içerisinde farklı güç unsurlarını temsil etmektedirler ama... Güç unsurları, yani güçlerini topladıkları yer, aldıkları yer veya iktidarlarını aldıkları yer farklı. Görünen o ki, yani diğer konukların da isabetle tespit ettiği gibi, Sayın Süleyman Soylu daha çok toplumdan gelen bir teveccühle ve destekle o gücü oluşturuyor, o puanı alıyor. Sayın Albayrak ama toplumda, geniş toplum kesimlerinde böyle bir desteği yok ama bulunduğu pozisyon bakımıyla bu gücünü tahkim etmeye çalışıyor. Şimdi normalde aslında bir siyasi parti içerisinde hele hele AK Parti gibi, Cumhuriyet Halk Partisi gibi kitle partisi olma iddiasında olan siyasi partilerde farklı aktörlerin iktidar parti için iktidar için mücadele etmesi son derece normaldir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine baktığınız zaman aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi mesela bu parti için mücadelelerin tarihidir. Hı hı. Ama dönüp hatırlayalım, nedir Cumhuriyet Halk Partisi'nde mesela parti içi mücadelelerin temeli? İdeolojik temelli, politika tercihi temelli şeylerdir. Hı hı. Tarihteki en büyük, mesela en sembolik olanlardan bir tanesi rahmetli Ecevit'in çıkıp bu partiyi merkezin soluna çekmek lazımdır diye Ecevit'e rağmen kurultayda genel sekreter seçilmesi ve ondan sonra başlayan siyasi mücadelesi ve yoludur. Yani bireylerin çekişmesi üzerinden değil, fikirleri temsil eden bireylerin çekişmesi üzerindendir. Peki, ha bakın, şimdi bu şimdi önemli bir kapı açtınız. Yani bana diyorsunuz ki ben pası atıyorum, siz golü atın diyorsunuz bana. Buyurun. O zaman ben de sorarım. Muharrem İnce türkü söyledi. Muharrem İnce türkü söyledi otobüste. Mardin'den çıkıp işte Diyarbakır'a doğru giderken türküsü de neydi? Hangi bağın bağbanısan gülüsen gülüsen. O türküyü vereceğiz. Ama şimdi değil. O türküyü vereceğiz ve Can Selçuk'u soracağım. Peki bu bireylerin şeyi mi, mücadelesi mi yoksa bu siyasi mücadele mi? Bunu soracağım. Şimdi değil. Ama o CHP tarihine atıfta bulunmanızdan ben anlıyorum. Yani Süleyman Soylu ile Berat Albayrak ki böyle bir şey değil diyorsunuz. Ama bir şey söyleyeceğim. Hı-hı. AK Parti'de eskiden politika tercihi temelli mücadele vardı. Bakın eskiden ekonomi politikaları tercihlerinde, dış politika tercihlerinde, içeride farklı ekolleri temsil eden bireylerin
siyasa tercihleri üzerinden birbiriyle mücadele etmesi vardı. Şimdi, zaten AK Parti'nin başarılı olduğu yıllara tekabül eder bu. O zamanlar ama bu böyle bir mücadele vardı ve bunun iyi bir koordinasyonu vardı. Şimdi ne böyle bir mücadele var ne de zaten bunun koordinasyonu var. Burada güçlü olan yani bileği daha güçlü olan diğerini tuş etmeye çalışıyor. Hani çok basitleştirerek anlatmak gerekirse. O da bu şekilde bir mücadele olduğu için de İşte az önce göstermiş olduğunuz televizyon programında olduğu gibi, farklı farklı yerlerde istifa süreçlerinde olduğu gibi bu tip tezahürleri oluyor bu tip bir mücadelemiz. Bir gün bir programda böyle bir eleştiriniz üzerine herhangi bir bakanı sinirlendirseniz ve dese ki dün izledim orada bir berduş vardı, saçma sapan şeyler söylüyordu, moderatör de zaten görevini yapmıyor, açığa almak lazım. Nasıl hissedersiniz koskoca bir bakan bütün kamuoyuna yönelik olarak sizinle ilgili berduş dese? Valla yani bakanlar o kadar yüksekten beni görür mü bilmiyorum ama de ki gördüler ve böyle bir şey yaptılar. Üzülürüm tabii ama şunu görmek lazım. Açıkçası ben zaten parlamenter sistemden yana bir vatandaş olduğum için zaten bakanların seçilmiş bireyler olması gerektiğini savunurum. Seçilmiş bireylerin de böyle şeyler yapmayacağını ümit ederim, beklerim. Ama şimdi öyle bir ortamda değiliz. Ben açıkçası... Tabii yakışıksız buldum, üzüldüm böyle bir şeyin olmasına. Peki. Ben İnşallah tekrarlanmaz. Tabii buyurun. Aslında çok önemli bir noktaya işaret edeceğim. Yani burada genel sorun şu. Bir, parlamenter sistem, başkanlık sistemi arasında bir hikaye var. Ve Türkiye'nin yönetilememe sorunu var. Dolayısıyla az evvel bahsettiğimiz denge denetleme mekanizmaları yok ama bir taraftan da kurumların eridiği, sadece tek kişinin veya bakanlıklara bağlı tek bakanın, kişilerin aslında hüküm sürdüğü bir şey var. İkincisi ise parti, yani bugün yönetimde olan iktidar partisinin bir siyasal parti olarak eriyişini, yani parti içindeki farklı figürlerin, farklı akımların, farklı işte çatışmaların olmadığı, sadece kişilerin, özellikle şu an AK Parti'de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aslında egemen olduğu bir söylem. Ama onun da aslında altındaki halkalara baktığımızda farklı farklı kişilerin en yakın halkada yer tutmak için mücadele ettiği bir sistem. O yüzden biz siyaset bilimciler bugünkü Türkiye'deki işte lider Recep Tayyip Erdoğan'ın popülist bir lider olarak tanımlandığı siyasal partilerin de aslında parti olarak eridiği ve yok olduğunu ekliyoruz. O yüzden böyle de bir durum var Türkiye'de. Peki şimdi konuklarıma soruyorum. Sizce seçim 2023'te mi yapılacak, daha mı erken yapılacak? Mümkün. Tek cümlelik bir tahmin sadece. Erken yapılacak. Tuba Hanım? Erken yapılacak bence. Can Bey? 2023 yılında yapılacak. 2023'te yapılacak. Tamam. İki konuğum erken yapılacak dedi. Can Selçuk'i diyor ki 2023'te Can Selçuk'i çok zor sorular bekliyor programın devamında. Yerim bir yemeğinizi. Tamam. Bir yemeğinizi yerim diyor. Yani Sener Ay'a gireceksek. Ben her zaman mantıken 2023 diyorum ama çok iktidar mantıklı davranmayacağı için erken yapılacağını düşünüyorum. Ben tahmininizi soruyorum. Tahminim sadece. Erken yapılacak. Erken yapılacak. Peki Devlet Bahçeli ise dedi ki seçim 2023'te. Kimse heveslenmesin. Yani çok bu erken seçim bekleyen konuklarım hiç heveslenmeyin. Mart 2018'de bu de aynı şeyi söylediler. Biz de erken seçim istemek vatana ihanettir dedi. Ya bir ay geçmedi erken seçim. Onun görevi bu zaten. Hedef şaşırtmaktır. Biz de kendisine inanmamakla yükümlüyüz. Öğrendik. Şimdi neden? Neden? Tabii bunları gerekçelendirelim. Evet, gerekçelendireceğiz. Belki de Devlet Bahçeli seçim 2023'te yapılacak dediyse belki daha fazla şüphelenmek de gerekebilir tabii, erken tabii. seçim ihtimalinden. Zaten ondan dolayı söylüyorum. Evet, yani öyle bir şey mi var? Sonuçta bu açıklamadan sonra oranlar biraz değişti. Evet, stüdyomda bir konuğum var. Can Selçuk 2023'te yapılacak diyor. Çok iddialı bir tahmine imza attı. Diğer üç konuğum erken yapılacağı görüşünde. Ama Devlet Bahçeli diyor ki 2023'te yapılacak ve o seçimde de bizim adayımız bellidir, o muhterem isim Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dır. Şimdi o zaman şu soru var. Diyelim ki seçim 2023'te yapıldı. Peki Erdoğan yeniden aday olabilir mi? İşte 2023'te... Zaten erken seçim olacak derken gerekçelerimden bir tanesi o. Benim de aynı şekilde. Şimdi yani, hukukçu olarak ne diyeceğimi... Evet, peki. Evet, hukukçu olarak baktığımda onu görüyorum. Evet. Tamam. Seçim Bahçeli'nin dediği gibi 2023'te yapılırsa... İyi de o zaman
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olabilir mi? Bu çok kritik bir soru. Önümüzdeki süreci de belirlemede önemli bir faktör olacak. Sayın seyirciler, çok kısa bir ara rica ediyoruz sizden. Aranlarına tekrar birlikte olacağız. Daha işleyeceğimiz çok önemli konular var. Profesör Doktor Murat Somer'i, onun sözlerini hatırlayacağız. Dalga kıran siyaseti ne demek? Otoriter yönetimlerin ve muhalefet boğuşuyor mu dalga kıran siyasetinde? O zaman bundan nasıl kurtulması lazım? Muharrem İnce neden o türküyü söyledi? Niye türkü söyledi? Bu türkü nasıl yankılandı? Muharrem İnce'ninki bireysel bir mücadele mi, siyasal, ideolojik bir mücadele mi? Cansel Çukiye ve konuklarıma soracağım. Lütfen bizden ayrılmayın.